Tamam, otele gidelim, otele. Şu üzerimdekiler otele gitmek için gayet Hayır. iyi bence. Yanına balta almayı falan. Aynen, baltalarımızı alalım bir de. Şuradan biraz balta yapalım. Senin videolardan baktıydım, eğer değişmediyse. Vallahi benim videolardan açıp benim de bakmam gerekecek ya zaman zaman herhalde. Evet arkadaşlar, bugünkü lokasyonumuz motel. Gerçekten bu güzel bir motelde çok değişik zombiler, çok değişik itemler göreceksiniz. Normalde aslında gidebileceğiniz, hani ormanlar, taşlıklar haricinde gidebileceğiniz en kolay özel lokasyonlar arasında motel geliyor. Bu da 2 günde bir sıfırlanıyor arkadaşlar. 2 günde bir gidip tekrardan yapabilirsiniz. Yok arkadaşlar, Rıdvan'la niye küselim biz? Rıdvan'la hiçbir zaman küsmedik ki. Ya ben kimseyle küsmem oğlum. Yani salak salak bir insan olmadığı sürece böyle niye küseyim yani insanlardan? Öyle deyince şey aklıma geldi ya. Bu ne biçim salak salak soru diye. Ha aynen ondan diyorum. Öyle bir adam var diye. Evet, çöp çöp bile kurcalıyoruz abi, bak boş ya, al. O yalan oldu. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Otelde herkes maalesef zombiye dönüşmüş. Kapıyı açacağım ama önce bahçeyi turlamak istiyorum. Tamam, bahçeyi bir turluyor. Bak oğlum, biri arabayla buradan kaydırmış, gördünüz mü teker izlerini? Bak bir şeyler falan kırmış. Muhtemelen zombilerden kaçmaya çalışıyordu. Belki de kaçtı yani. O şey değil Yok mi ya? yok. Arkadaki araba değil mi? Aynen. Bak abi, lastik izleri hala burada. Bu arada Rıdvan'la hiçbir zaman bir problem yaşamadık arkadaşlar. Ben buraya ilk geldiğimde içeri girememiştim, biliyor musun? Sonradan anladım o patlatma olayını Ha, videolardan. evet ya, o gerçekten ilginç. Oğlum araba burada havuza düşmüş, gördünüz mü? Maalesef araba da güzel araba. Mustang. Ya yani Mustang'in çakmasını yapmışlar. Slowpoke diye. Oo, mükemmel katana buldum beyler. Katana'nın hasarı 35, çok hızlı bir yakın mesafe silahı. Bu arada anketler yapıyoruz topluluk kısmından, mutlaka sizler de katılın. Hatta en son yakın mesafe silahı işte en sevdiğiniz diye yapmıştık. YouTube'dan Burak abi kanalına girip topluluk kısmına basarsanız anketleri görürsünüz. En sevdiğiniz oyunu yaptık. 1000 kişi katıldı o anketimize de. Tabii ki de cevabı tahmin edebiliyorsunuz ya. Yani şu etleri de alacağım ben. Ama hangisiyle değiştirsem, şunu da değiştirelim. Gördüğünüz gibi motelin daha dışındayız. Şezlonglar falan burada. Ona rağmen bayağı bir şey topladık. Katanamız falan var. İçeriye bir girelim bir de. Boru döşemek ister misin? Ya oğlum. Kaç yaşındasın sen? Abi kaç yaşındasın demiş Abdullah. Abdullah 28 yaşındayım ben. Şimdi motelimizin içine giriyoruz. Bak, sızmış zombi. Oğlum zombi alkol alır mı ya? Nasıl adamlarsınız? Oo, bu hızlıymış. Şey demiş herhalde adam, nasıl söyleyeceğim? Aynen. İçim var. İçim de bari. Odaları tek tek açacağız arkadaşlar. Motelde pek çok oda göreceksiniz ve pek çok loot göreceksiniz. Farklı farklı ögeleri de buradan elde edeceğiz. Oğlum bak, bir sürü yakın mesafe silah çıkıyor. Yani motel aslında bu yüzden çok çok önemli. İpi bırakayım ben, şununla en azından bandaj yaparım. Şişeyi de bırakayım. Şapkamı alayım. Şapkamı kuşansam. Abi buradan bayağı bir şey çıkacak. Biz bayağı bir şey bırakmak zorunda kalacağız ya. Scrap'leri de bırak ya. Scrap artık pek bir şeyimiz kalmadı scrap'le. Şuraya bayağı bir eşya yığmışlar. Aslında buradan şey yapmışlar abi. Kurtulalım diye buraya zombilere girmesinler diye kapının üzerine tüm eşyaları yığmışlar. Ama maalesef kendilerini de dönüşmekten, zombiye dönüşmekten alıkoyamamışlar abi. Ya bir gün der miydin 290 Burak, bir dolardan... de şey diyeceğim, bu chat'teki arkadaşa klanın yönetimi bir süre sence değildi ya, onu söyler misin? Yine yazmış bak chat'e. Arkadaş Burak abi, yazıklar olsun diyen arkadaş. Oğlum benim sen beni takip ediyor olsan hesabımın sıfırlandığını bilirsin, anladın mı? Hiçbir yerden abone olma bana, istemiyorum. Klandan atmışsın diye bana şey yazmışsın, abonendim falan diye, olma bana abone. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben o klanda değildim, yeni girdim. Dün girdim ya, dün mü girdim? Ne zaman girdim? Yayında girdik değil mi? Perşembe günü. Evet. Ben de o klana Perşembe günü geldim, girdim. Girdi. Yayın GG değil, Yayıncı. sizin internet GG beyler.
Anladın mı? Öyle bir durum var yani. Sen zannediyorsun ki ben seni attım. Ya oğlum aktif değilsen arkadaşlar atmıştır ben çıktıktan sonra. Gayet normal. Çünkü bizim klanda aktif olması lazım herkesin. Senin gibi girmek isteyen yüzlerce adam var. Bu Twitch yayındaki herkes girmek ister. Ben nasıl o zaman onların hakkına gireyim, seni orada tutup da 10 gün aktif olmasan buradaki adam beklesin ben klana gireceğim diye. Bu da mantıklı değil, anladın mı? Herkes abone yani. Ben bütün abonelerimi almaya kalksam bunun hakkından gelmemiz mümkün değil. Arkadaşlar yangın tüpünü taşıdım, tamam mı? Ve buradaki eşyaların hepsini yakacağım. Şöyle bak, geriye sayıyor ve patlayacak, kaçmam lazım. Kırmızı bölgenin dışına çıkarsanız herhangi bir sorun olmuyor. Bunu da göstermiş olalım. Uğur'un savunması büyüktür, Sokrates'in savunması. Yok, bize orada yılan kaçmış. Nasıl çıkaracağız diye uğraşıyoruz. Yayın CC falan değil abi. Ben bakıyorum. Drop giriyor arada. Ha, girmiş, evet, doğru. Doğru girmiş. Abi ben 7/24 aktifim diyenler var. Ona bakacağız arkadaşlar. Şu anda onlara ben girmiyorum. Çok nadiren giriyor. Oyunu hangi emülatörden oynuyorum? Nox'tan oynuyorum. Asıl oda burası. Normalde soyguncu skiniz bir seviye olmadan bu odayı açamazsınız arkadaşlar. Ama bu oteldeki en önemli oda da bu oda. Çünkü bu odadan şimdi göstereceğim. Aa, diğer büyük zombiyi de çektik. Bak bu da normalde pişkin şişkinler de aynı ama kıyafeti değişik. Burada otel çalışalım burada. Burada da şöyle bir taktik var. Biraz damage yiyor ama buradaki tüple etrafındaki zombileri patlatabiliyor. Ha, aynen. Tüm zombileri evet patlatabilirsin. Geldik en önemli dolaba arkadaşlar. Şunu bir açalım. Burası bu oyunun pardon bu motelin en önemli dolabı abi. Gördüğünüz gibi bir tane el bombası, el bombasıyla zaten Blackport polis departmanına gittiğimizde neler yapabileceğimizi göreceksiniz. Hele yer değiştirsem ya. Dur şöyle yapalım en iyisi. Bir tane sargı bezi üretelim. Şununla da bunu değiştirelim. Şuradan devam edeceğiz. Tüm odaları açacağız. Bak gördüğünüz gibi tahta bölgeler var ve zombilerin oradan ellerinin falan çıktığını görüyorsunuz. Bazıları kırılıyor. Bazıları da sağlam olduğu için kırılmıyor abi. Şimdi göstereceğim mesela. Şurada mı kırıldı? Oğlum valla bayağı şanslıyım. Normalde kırılmıyor. Oraları siz baltayla kırabiliyorsunuz. Şurada bir sobamız var, ona bakalım. Aa, benim hesap gitti. Sıfır hesap açtım. Vallahi cici diyor. Ya oğlum bu bizim kaderimiz herhalde ya. Gördüğünüz gibi kömür elde edebilirsiniz buradan. Ve aynı zamanda işlenmiş olduğunu da elde edebiliyorsunuz. Alamadım ya. Ama gerçi 8 saat süremiz var ya, buraya tekrar gelip alıp çıkabilirsiniz. Abi boya önemsiz diyorsun da ben motor desenleri sevdiğim için boyalar bana lazım olabilir ya. Bak gördüğünüz gibi yine bir sürü USB, altın, bolt gibi eşyalar çıktı. Şurası boş. Devam edeceğiz eşya çıkarmaya. Bu odalarımız bitti. Burada farklı bir zombimiz var. Zırlatıcı mıydı ya? Bunun adı neydi? Ha, zırlatıcı. Neden zırlatıcı? Kükredi mi böyle kalıyorsun abi. Mesela bir tane yapayım. Size de bu skill'lerden bahsederken söylediğim sersemlet bir olay aslında bu. Bak kalacak şimdi, hareket edemiyorsun. Başka zombiler olsa bana vuruyorlardı şu an. Bak gördün mü? Zırlatıcı zırlatmama son 2 yumruk kaldı ya. Evet, zırlatıcıyı da üstesinden geldik abi. Şuraya bir silah alalım. Küreyi alalım buraya. Hatta şunu da alalım. Odalarımızı açmaya bir devam edelim. Oğlum bu kürek de çok yavaş be. Ses çok iyi, şaplaklama sesi. Ama bak burası açılmıyor mesela. Burayı baltayla açacağız. O yüzden getirdim yanında baltayı. Şak sesi çok iyi ya. İki hesapla oynama var mı? Hesap arası geçiş olayı. Ya var ama çok sağlıklı değil. Yani hesap arasında geçiş yaparken haritaya çıkınca kayıt alıyor ya bu oyun. Oğlum glock çıktı lan. Yarım da olsa glock glocktur. Vallahi çok iyi he. Şunu kullanırım. Şuraya bandaj alırım. Şunları da bırakayım. Şimdi şöyle ondan da bahsedeyim. Bunker Alpha kartı bende vardı zaten. Onu almama gerek yok. Şu ayarlardan pardon, ayarlardan diyorum. Haritaya çıktığınızda oyun save alıyor. Ondan sonra telefon ayarlarından oyunun verilerini siliyorsunuz. Yeni Gmail hesabına
Google Play'de açıyorsun. Sonra oradan giriyorsun. Orada da save alıp yine her çıkış girişte veri sil falan yapman gerekiyor ama sağlıklı bir olay değil yani. Ses harika demiş. Ne alakalı? Ha, şeyin küreğin sesinden bahsediyorsun. USB elektronik laboratuvarda parçalıyorsun. Aynen. Abdullah yazmış ona. Evet, doğru. Şunu bir unutmadan alalım da bandaj bandaj. Biz bunları bayağı biriktirmemiz lazım ya. Sezonlar yaklaşıyor arkadaşlar. Ayakkabımız var. Bizim ayağımızdakiyle değiştirelim. Tamam, üzerimizdeki kıyafetleri de oradakiyle değiştirelim. Bak, burayı da kıracağız. Katana boru mu? Sen bilirsin diyor. Harbiden mallısın demiş. Kesinlikle bilmiyorum ya. Boru da modifiye olursa boru yani. Ama diğer türlü katana oğlum benim. Ne güzel modifiyelerim vardı ya. Hepsi yalan oldu. Son zamanlarda yapmıştım onlardan. Abi kürek çok kötü bir silah ya. Kürek en sevmediğim silahlardan biri yani. Baksana çok yavaş abi. Uğur Aslan, Volta. Oo, kendisi kanalda 8. hediye aboneliymiş. Volta'ya bir abonelik hediye etti. Kendisine teşekkür ederiz. Uğur'um teşekkürler. Bir seviye daha atladım bu arada. Oo, ampul çıktı beyler. Yani ampul gerçekten önemliydi ya. Buraya geliş amacım. Çıkardım. Tüm odaları da açtım herhalde ama şöyle giderken yine bir bakacağım. Tişört bırakmıştık. Onları alırız diye düşünüyorum. Şurada bir tane dolap vardı. Onu açmadım herhalde. Şöyle yapalım. Voltaya çıkması da voltaya random mu çıktı? Yoksa random değil. Random değil. Ha. Random değilmiş volta. Seviliyorsun bak. Vallahi chat'te böyle çok aktif gördüklerime öncelik vermiyorum ya. Ya Uğur bu konuda gerçekten bizleri mahcup ediyor. Çok çok teşekkür ederiz. Kemik kadro. Discord'da linkini atayım da. Discord'da katılabilirsiniz. Sevgili bir şekilde. Şu da çıktı. Şu şapkayı hatta giyerim üzerime ya. Bir tane şey gerekebilir büyük ihtimal ya. Geri dönüşüm için. Bu bar vardı ya. Beyaz bir tane. Ha, ya çok önemli değil ya. Yapalım şey var. Eritecek 4 taneye şey var da eritmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, motoru da tamamladık. Aldığımız lootu göstereyim. Sadece bunlarla kalma tabi. Tabanca, katana, işte balta, bomba ve bir sürü ekstra bir şey. Aynı zamanda exp kasmış da olduk. Şuradan motosiklet yakıt olaylarını da alalım. Yakın zamanda motosikleti yapmamız lazım. Geri dönüştürücü arkadaşlar, oyundaki en önemli şey bazı malzemeleri geri dönüştürerek burada işte çok değerli malzemeler de elde edebiliyorsunuz. O yüzden şu anda neler lazım bir bakalım. Alüminyum var mı? Ha, var. 4 tane var ya. 5 istiyordum. 5 istiyor aynen. Ondan var mı? Üretim yerine gitsene. Orada 4 tane eritsene. 20 dakikada burada, daha 20 dakika buradayız herhalde değil mi? Aynen, 20 dakika buradayız ya. Oralarda bir yenile istersen. Tamam. Şey. Benim kafa gitti abi. Ben bununla yapmıyorum normalde ama bununla 1 saatte yapıyorsun işte. Anladın mı? 20 dakika bekleyeceğim mi? Diğeriyle 20 dakikada yapıyorsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.